Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sindirime yardımcı organ ve yapılardan bahsedeceğiz. Tükürük bezleri, karaciğer, pankreas ve safra kesesinin ayrı ayrı görev ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Tükürük bezlerini daha önce ağız bölümünde anlatmıştım aslında biraz. 3 çift olarak bulunuyor. Kulak altı, dil altı ve çene altı olmak üzere ve tükürük isminde bir salgı üretiyorlar. Bu salgı ağzın nemli kalmasında, besinlerin kayganlaşmasında etkili çünkü içinde mukus dediğimiz bir madde var. Tatların alınmasında da etkili. Çünkü dilde kemoreseptörler var biliyorsunuz. Kimyasal olarak çözünmek durumundalar. Dolayısıyla tükürük tatların alınmasında da etkili. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başlamasında görevli. Çünkü amilaz dediğimiz, diğer adıyla pityalin dediğimiz bir enzim içeriyor tükürük. Böylece karbonhidratların kimyasal sindirimi de ağızda başlamış oluyor. Tükürükte ayrıca lizozim denen bir enzim var arkadaşlar. Bu da bakteri hücre duvarını parçaladığı için antibakteriyel etki gösteriyor. Diş çürümelerine neden olan bakterilerin yok edilmesini sağlıyor. Yine çeşitli tampon bileşikler var. Onlar da ağız içi pH'ın uygun değerde tutulmasını sağlıyor. Bu lizozim dediğimiz enzim sadece tükürük içinde yok. O zaman şu bilgiyi hemen hafızaya atalım. Gözyaşında, terde, burun salgısında ve tükürük içinde bulunabiliyor. Lizozim enzimi bağışıklık sistemimiz için önemli bir enzim bu. Vücudu mikroplara karşı koruyor. Savunmamızın da birinci hattında yer alıyor. Gelelim karaciğere. Karaciğerin görevleri say say bitmiyor gerçekten. Burada işte sorularda karşınıza çıkabilecek görevleri almaya çalıştım. Daha birçok görev var ama temel olarak bu görevleri bildiğinizde birçok soruyu çözebileceksiniz. Karaciğerimiz yaklaşık 1,5 kilogram kütleli bir organımız. Vücudumuzdaki en büyük organ deri demiştim. Ondan sonra en büyük organ karaciğerdir arkadaşlar. En ağır organıdır vücudumuzun. İki lobdan oluşuyor. Sağ ve sol lob olmak üzere. Canlılık için çok önemli görevleri yerine getiriyor. Şimdi madde madde bunları inceleyelim. Bizim sindirim sistemiyle ilgili kısımda onun görevi safra üretmek. Mekanik sindirimi sağlıyor. Nelerin? Yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Dikkat! Safra içinde enzim yok arkadaşlar. Sindirim enzimi yok. Ne yapıyor? Yağları küçük yağ damlacıklarına ayırıyor. İşte o safra dediğimiz sıvıyı üreten karaciğer depolamak üzere safra kesesine gönderiyor. Safra kesesi onu depoluyor. Safra kesesi safra üretmiyordu. Buraya dikkat. Glikozun fazlasını glikojen olarak depo ediyor. Gerektiğinde tekrar glikoza çevirip kana veriyor. Şimdi burayı biraz açalım. Biliyorsunuz ince bağırsak, mide, pankreasın olduğu bölgeden kapı toplar damarıyla kan önce karaciğere uğruyor. Çünkü karaciğer gerekli düzenlemeleri yapmazsa tokluk durumundaki o kan şekeri çok yüksek olabilir. Vücudun bu şekilde yüksek kan şekerine maruz kalmasını engellemek için karaciğer o fazla olan glikozu ne yapıyor? Glikojen şeklinde depo ediyor. Bunu da kontrol eden hormon insülin hormonu. Peki açlık durumunda ne oluyor? Bu sefer glikagon hormonu karaciğeri uyardığında karaciğerdeki glikojen glikoz haline çevrilip yine karaciğer üstü toplar damarına verilebiliyor. Böylece kan şekerinin düzenlenmesinde pankreas hormonları ile birlikte karaciğerde etkili. A, D, E, K vitaminlerini bir de demir gibi bazı mineralleri depo ediyor. Karaciğer provitamin A'yı A vitaminine dönüştürüyor. A vitaminini biliyorsunuz, bir de D vitaminini gerçek vitamin olarak alamıyoruz. Öncül olarak alıyoruz. İşte onun A vitaminine dönüşümü karaciğer tarafından gerçekleştirilebiliyor. A, D, E, K yağda eriyen vitaminler biliyorsunuz, vücutta depo edilebilen, depo edildikleri yer karaciğer. Şu görevi de bakın çok çok önemli. Alkolün ve ilaçların zararlı etkisini azaltıyor karaciğer. Dolayısıyla çok önemli bir görevi de yerine getiriyor. Zehirli maddeleri etkisiz hale getirebiliyor. Hidrojen peroksit bizim için zehirli bir madde. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi sayesinde bunu su ve oksijene kadar ne yapabiliyor? Parçalayabiliyor. Böylece zehir etkisi azalmış oluyor. Yine çok zehirli, vücudumuzda bu haliyle dolaşırsa öldürücü bile olabilecek olan bir madde, amonyak. Onu daha az zehirli olan
üreye çeviriyor karaciğer. Burada da dikkat, amonyağı üreye çeviren kimmiş? Karaciğermiş, böbrek değil arkadaşlar. Böbrek üreyi idrara çevirerek vücuttan uzaklaştırmakta görevli. Halbuki amonyağı üreye çeviren karaciğer. Besin maddelerinin birbirine dönüşmesini sağlıyor. Bakın bu da çok önemli bir görev. Amino asitleri glikoza çevirebiliyor. Tabii amino asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot var. Glikozun yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğinde azotlu bir atık ortaya çıkabiliyor. Buna da dikkat edin. Temel amino asitler dışındaki amino asitleri sentezler. Yine bu sentezden bahsederken dönüşüm reaksiyonu şeklinde bu dönüşümü gerçekleştirebilir. Yine kan proteinleri dediğimiz büyük proteinleri karaciğer üretir. Ne onlar? Albümin, globulin, fibrinojen gibi. Albümin, globulin özellikle kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında, kan ozmotik basıncının sabit tutulmasında oldukça önemli. Fibrinojen dediğimiz protein ise kanın damar dışına çıkması durumunda pıhtılaşmasında görevli. Şu haliyle inaktif durumda. Ne zaman aktifleşiyor? Herhangi bir yaralanma olması durumunda. Yaşlanmış ve işlev görmeyen al yuvarları kupfer dediğimiz hücrelerle parçalıyor. Aslında ayrıca retikuloendotel dediğimiz hücrelerle al yuvar yapımını da sağlıyor. Özellikle embriyonik dönemde kan yapımında etkili. Yetişkinlik döneminde biliyorsunuz kırmızı kemik iliğinde üretiliyor al yuvar hücreleri. Ama dediğim gibi yaşlanmış ve işlev görmeyen al yuvarları karaciğerdeki kupfer hücreleri parçalıyor. Bunlar bir tür akyuvar. Onu da eklemiş olayım. Şunu söyledim. Embriyonik dönemde kan hücrelerini sentezliyorlar. Kandaki steroid yapılı hormonların seviyesini ayarlıyor. Fazlasını kandan uzaklaştırıyor. Şöyle toparlarsak, karaciğerin hemostatik denge bakımından ya da vücudumuzdaki zehirli etkilerin zehirsiz hale getirilmesi bakımından, kan şekerinin düzenlenmesi bakımından birçok görevi var. Sindirimle ilgili asıl görevi nedir? Safra üretmektir. O zaman bu ünite için özellikle bu görevini akılda tutmak gerek. Karaciğerin bulunduğu konumu diğer organlarla hangi kanalla bağlantılı olduğunu şekil üzerinde incelemeye çalışalım. Şu şekilde vücudumuzun sağ tarafına doğru büyükçe bir organ arkadaşlar karaciğer, oldukça önemli görevleri olduğunu söyledik. Hemen karaciğerin altında safra kesesi dediğimiz bir kese bulunuyor. Adı üstünde kese. Kendisi üretmiyor safrayı. Karaciğer ürettiği safrayı safra kanalı aracılığıyla bu safra kesesinin içine gönderiyor ve orada depo ediliyor. Safra kesesindeki safra gerektiğinde, daha doğrusu besinler 12 parmak bağırsağına geldiğinde safra 12 parmak bağırsağına gönderilmiş oluyor. Bu 12 parmak bağırsağına giden kanalın adı da arkadaşlar koledok kanalı. Hemen midemizin altına doğru yerleşmiş şu şekilde yaprak şeklinde bir organımız var. Bu da pankreas. Pankreas bir kanalla, ki o kanalın adı Wirsung kanalı arkadaşlar, sindirim enzimleri ve bikarbonat iyonlarını yine 12 parmak bağırsağına gönderiyor. Hem koledok kanalının hem de Wirsung kanalının içeriğini boşalttığı yere water kabarcığı diyoruz. 12 parmak bağırsağında bulunan işte bu sıvıların döküldüğü bölge. Şurası arkadaşlar 12 parmak bağırsağı, yani duodenum dediğimiz mideden sonra ince bağırsağın ilk 25 santimetrelik kısmı. Ağızda karbonhidratlar, midede proteinler kimyasal işlemlerden geçmişti ve mideden kimus denen bir karışım 12 parmak bağırsağına gönderildi. İşte 12 parmak bağırsağına kimus ulaştığında buradan iki tane hormon salgılanmıştı, hatırlayın. Sekretin ve kolestokinin olmak üzere. Sekretin her iki organı da uyardı. Yani hem pankreası uyardı. Pankreası uyarınca bikarbonat iyonlarının water kabarcığına dökülmesini sağladı. 12 parmak bağırsağına ulaştı. Ayrıca karaciğeri uyardı. Karaciğerinde safrayı üretip safra kesesinde depolamasını sağladı. Kolestokinin hormonu ne yaptı? Kolestokinin hormonu da safra kesesinin kasılmasını ve içeriğindeki safranın koledok kanalıyla yine water kabarcığından 12 parmak bağırsağına gönderilmesini sağladı.
Yine kolestokinin pankreası uyardı. Bu sefer pankreas sindirim enzimlerini Wilson kanalıyla Water kabarcığından 12 parmak bağırsağına boşalttı. Şimdi 12 parmak bağırsağındaki o kimuz asitli karışım hem safranın hem de pankreastan gelen bikarbonat iyonlarının etkisiyle ne yaptı? Nötralleşti, pH'ı yükseldi ve burada enzimlerin çalışabileceği aralıkta bir pH'ın oluşması sağlandı. Şimdi bu kanalları şekil üzerinde bir gördük. Gelelim karaciğere giren çıkan damarlara. Toplar damardan kan alan iki organdan bir tanesi karaciğerdir arkadaşlar. Bir diğeri kalp biliyorsunuz. Karaciğere iki kaynaktan kan gelir. Bakın diğer organları düşünün. Beyin, böbrek gibi organları düşünün. Mesela böbreğe atar damarla temiz, oksijeni bol kan gelir. Toplar damarla karbondioksiti bol, kirli kan çıkar. Diğer organlar için de aynı şekilde atar damarla kan geliyor, toplar damarla çıkıyor. Kalpte yine istisnai bir durum var. Taşıma sisteminde ayrıntısını göreceğiz. Şimdi karaciğere baktığımızda ince bağırsak, pankreas, dalak, mide kısmından gelen portal dolaşım da diyoruz biz buna. Bir damar var. Kapı toplar damarıyla karaciğere uğruyor. Bakın buralardan çıkıp da ince bağırsak toplar damarı alt ana toplar damara bağlanmıyor. Dikkat! İnce bağırsaktan çıkan damar kapı toplar damarıyla önce karaciğere uğruyor. Bunu yapmasındaki amaç ve güzellik şu aslında. Eğer biz tok isek buradaki glikoz miktarı oldukça fazla olabilir. Diyelim ki işte 500 mg glikoz var. Bu glikoz direkt alt ana toplar damara verilseydi vücudumuzda çok yüksek kan şekeri olurdu ve bunu tolere edemeyebilirdik. Fakat ne oluyor? Önce karaciğere uğradığı için glikoz glikojen şeklinde depo edilip gerektiği kadarı karaciğer üstü toplar damarına veriliyor. Dolayısıyla tokluk durumunda kapı toplar damarındaki glikoz miktarı karaciğer üstü toplar damarından daha fazla oluyor. Peki açlık durumunda ne oluyor? Diyelim ki uzun süre bir şey yemedik ve ince bağırsaktan kapı toplar damarına giren glikoz miktarı normal kan şekerine göre daha az. Diyelim ki ne olsun? İşte 50 olsun. 100 mg kadar glikozun kanımızda bulunması gerekiyor. Bu sefer karaciğere uyarı gidiyor. Yapısındaki depo ettiği glikojeni glikoza çevirip karaciğer üstü toplar damarına veriyor. Bu durumda karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz miktarı kapı toplar damarındakinden daha fazla oluyor. O zaman şunu hafızaya atalım. Tokken kapı toplar damarındaki besin derişimi fazla, açken karaciğer üstü toplar damarındaki besin derişimi daha fazla. Bu iki damarı karşılaştırdığımızda. Şimdi karaciğere giren diğer damardan bahsedelim. Kalpten sol karıncıktan aortla çıkan temiz kan, yani oksijeni bol kan, karaciğer atar damarı şeklinde karaciğere giriyor. Adı üstünde biraz önce söyledim. Oksijeni bol kan. Dolayısıyla karaciğer atar ve toplar damarı karşılaştırılırsa hangisinde oksijen daha çok? Karaciğer atar damarında. Karaciğer üstü toplar damarında ise karbondioksit miktarı buna göre daha fazla. Karaciğerin görevlerinden bir tanesi de amonyağı üreye çevirmekti. O zaman karaciğer atar damarıyla buraya gelen amonyak karaciğerde üreye çevrildiği için karaciğer üstü toplar damarındaki üre miktarı atar damara göre biraz daha fazla olacaktır. Bu tür karşılaştırma soruları gelecek. Fakat şunu unutmayalım arkadaşlar. Portal dolaşım dediğimiz dolaşımda ince bağırsak ve mide tarafından gelen damar kapı toplar damarı şeklinde önce karaciğere uğruyor. Karaciğer gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra karaciğer üstü toplar damarıyla buradan çıkıp alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına erişmiş oluyor. Karaciğere başlıca iki kaynaktan kan gelir dedik. Birincisi dalak ve sindirim kanalından gelen kapı toplar damarı. İkincisi aorttan ayrılarak temiz kanı getiren karaciğer atar damarı. Hemen bunları bir işaretleyelim. Şu şekilde iki tane damardan kan geliyor. Karaciğerden çıkan ve kanı kalbe götüren damar ise karaciğer üstü toplar damarı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi geldik pankreasa. Pankreasın
Endokrin özelliğini ben size endokrin sistemde anlatmıştım. Karma bir bez olduğunu söylemiştim. Endokrin özelliği nedir arkadaşlar? İnsülin ve glikagon hormonlarını üreterek kana salgılıyor. İnsülin ve glikagon kan şekerini düzenlemekte antagonist çalışıyorlar. İnsülin kan şekerini düşürüyor, glikagon ise kan şekerini artırıyor. Dediğim gibi endokrin sistemde bunun ayrıntısını gördük. Peki şimdi egzokrin bez özelliğini inceleyelim. Egzokrin bez olarak arkadaşlar pankreas sindirim enzimleri ve bikarbonat iyonlarını pankreas öz suyu adı altında bir sindirim sıvısı üreterek Wirsung kanalıyla nereye gönderiyor arkadaşlar? Water kabarcığına gönderiyor. İnce bağırsakta bunların döküldüğü bölgeye water kabarcığı diyoruz. Pankreas öz suyunun içinde neler var? Her türlü maddenin sindirimiyle neredeyse ilgili enzimler var. Mesela amilaz arkadaşlar karbonhidrat sindirimiyle ilgili. Lipaz yağ sindirimiyle ilgili. Tripsinojen, bunu da başka bir renkle işaretleyeyim. Tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz, bunlar protein sindirimiyle ilgili. Nükleazlar, yine başka bir renkle işaretleyeyim. Bunlar da nükleik asitlerin sindirimiyle ilgili. Kimdir o nükleik asitler? DNA ve RNA'dır. İşte bütün bu enzimleri ince bağırsağa gönderiyor. Yalnız dikkat! Pankreasın içinde yapılmıyor arkadaşlar sindirim. İnce bağırsağa gönderecek bu enzimleri, ince bağırsağın içinde gerçekleşecek bu sindirim olayları. Yani ne olacak ince bağırsakta? Amilaz enzimi etkisiyle nişasta ve glikojen dekstrin ve maltoza kadar parçalanacak. Yağlar yağ asidi gliserole kadar lipaz enzimiyle parçalanacak. Tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz, bir de ince bağırsağın salgıladığı protein sindirimiyle ilgili aminopeptidaz, tripeptidaz, dipeptidaz gibi enzimler eşliğinde proteinler amino asitlere kadar parçalanmış olacak. Nükleazlar dediğimiz deoksiribonükleaz, uzun adını söylemiş olayım, ve ribonükleaz. Bu iki enzim de nükleik asitleri yani DNA'yı ve RNA'yı nükleotitlerine kadar parçalayacak. Nerede parçalayacak? İnce bağırsağın içinde. Bu enzimleri pankreas üretip ince bağırsağa gönderiyor. Orada hem bunlar hem de ince bağırsak enzimleri birlikte artık tamamen kimyasal sindirimin tamamlanmasına sebep oluyorlar. Burada bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Enzimler konusunu işlerken sonu az ile biten enzimlerin aktif enzimler olduğunu söylemiştik. Sonu jen ile bitenlerin de pasif enzim olduğunu söylemiştik. O zaman tripsinojen ve kimotripsinojen pasif olarak ince bağırsağa gönderilecek. Orada başka işlemlerden geçirilip aktifleştirilecek. Başka enzimler eşliğinde onu ilerleyen konularımızda işleyeceğiz. Şimdi gelelim safra kesesi kısmına. Karaciğerin altında bulunuyor. Kaslı bir yapı. Karaciğerde üretiliyor bu safra dediğimiz içerik ve içinde enzim bulunmuyor. Dikkat edin, yağların mekanik sindirimini sağlar dedik. Safra kesesine gelip burada depo ediliyor. Yani safra kesesi bir tür depo yeri arkadaşlar. Kasılıp, kaslı bir yapı olduğu için hormon etkisiyle kasılıp koledok kanalıyla ince bağırsağa içeriğini gönderebiliyor. Kolestokinin hormonu safra kesesini uyarıyor ve safra sıvısının dediğim gibi koledok kanalıyla ince bağırsağa gönderilmesini sağlıyor. Ne var safranın içinde? Su, sodyum bikarbonat, safra tuzları, safra pigmentleri, kolesterol, yağ asitleri ve bilirubin dediğimiz maddeler var. Buradaki bikarbonat, pankreastan gelen bikarbonatla birlikte ince bağırsağın içinde kimusun nötralleşmesini sağlıyor. Yani pH'i tekrar yükseltiyor. Buradaki safra pigmentleri, bilirubin gibi maddeler safraya rengini veriyor. Yeşilimsi, sarımsı bir renk. Eğer herhangi bir sebeple tıkanırsa safra kanalı, yani safra 12 parmak bağırsağına ulaşamazsa kana emilip kan yoluyla vücudu dolaşıp deriye sarımtırak bir renk verebiliyor. İşte sarılık dediğimiz, hepatit dediğimiz hastalığın bir türü bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Safra koledok kanalından 12 parmak bağırsağının water kabarcığına dökülüyor. Yağları
küçük yağ damlacıklarına parçalayarak nasıl sindirim yapıyor? Mekanik sindirim. Aman buraya dikkat. Bu tür tuzaklar çok kuruluyor. Safra kimyasal sindirim yapmaz arkadaşlar. Mekanik sindirim yapar. Yağı yüzeyini artırarak küçük yağ damlacıklarına çevirir. Safrayı safra kesesi üretmez. Buraya da dikkat. Karaciğer üretir. O sadece depo edebiliyor. Safra tuzları yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini kolaylaştırıyor. Bu da önemli bir görev. Hemoglobinin parçalanması sonucu oluşan bilirubin gibi yıkım ürünlerinin atılmasında rol oynuyor. Antiseptik özellikle bakın bu da önemli bir özellik. Bağırsakta zararlı bakteriler buraya kadar ulaşabilmişse onların üremesini engelliyor. Bakın ne güzel tedbirler var. Ağızda tükürüğün içinde lizozim enzimi bakterileri yok etmek için uğraştı. Hadi diyelim ki mideye kadar ulaşmış olsun, hidroklorik asit onları yok etmeye çalıştı. Yine de buraya kadar ulaşmışsa, bağırsağa kadar gelmişse bu sefer safranın antiseptik özelliğiyle bu zararlı bakterilerin üremesi ne oluyor? Engellenmiş oluyor. Safranın içeriğinde bulunan maddelerin oranlarında bir bozulma olursa, işte o kolesterol, bilirubin gibi maddeler kristal şeklinde çökeliyor. Safra taşı oluşumu için bir zemin oluşturuyor. Eğer safra taşı dediğim gibi kanalları tıkarsa, özellikle pankreastan gelen enzimlerin gelişini engellerse, yine safranın ince bağırsağa ulaşmasını engellerse tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden ameliyatla safra kesesi alınan birçok hasta var. Bu durumda ne oluyor? Karaciğer ürettiği safrayı direkt ince bağırsağa göndermiş oluyor. Evet arkadaşlar, böylece bu konumuzu da tamamladık. Biraz bununla ilgili soru çözelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.